Galatasaray'ın Barcelona mağlubiyeti sonrası sosyal medya yıkıldı. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finale çıkma rövanş maçında Galatasaray Barcelona ile karşılaştı. Beşiktaş galibiyeti sonrası Barça'ya da gözdağı veren Jimbo maça etkili bir oyunla başladı. Kıran kırana geçen maçta Galatasaray Marcão'nun attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Nef Arena Ali Samiyan Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran cimbomlu taraftarlar Barcelona'nın çok nadir görülecek zaman geçirme, topa sert girme ve her fırsatta karara itiraz etme gibi durumlarına tanık oldu. Birçok sporsever Barcelona kendini kupa finalinde hissetti, korkudan zaman geçirmeye başladılar şeklinde eleştiride bulundu. Sarı Kırmızılılar fırtına gibi estiği maçta mağlup olmasına rağmen birçok destek mesajı aldı ve maç sonrası sosyal medya bu maçla ilgili atılan tweetlerle doldu taştı. Tweetlerden bazıları ise şu şekilde: Dünya devi dedikleri Barcelona korkudan zamana oynadı. Yapmadıkları çirkeflik kalmadı. Ertem Şener'in de dediği gibi. Bu Galatasaray hepsinden büyük. Hikayemiz burada bitmedi. Sadece ara verdik. O kupayı tekrar alacağız bir gün. Barça'ya kaybetme korkusu yaşatan, zamana oynatan takımdır Galatasaray. Canınız sağ olsun. Barça'ya yenildik diye siniri bozulur mu insanın? Bizim bozuluyor işte. Teşekkürler Cimbo. Galatasaray'a teşekkür ederim. Bölüm sonu canavarı olması gereken Barcelona ile biraz erken karşılaştık şeklinde tweetler atıldı. Ayrıca Barcelona'nın ilk golünü atan Pedri maç sonu yaptığı açıklamada "Daha önce hiçbir statta, hiçbir zaman bu kadar büyük bir baskıya karşı oynamamıştım. İnanılmazdı." şeklinde konuştu. Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı. Beşiktaş'ın anlaşamadığı Kyle Larin için Galatasaray devreye girdi. Siyah beyazlıların yaptığı tüm teklifleri reddeden ve 2,5 milyon euro maaşla direten Kyle Larin için Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüştü. Maaş konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesi beklenirken Sarı Kırmızılar Kanadalı'yı kadrosuna katarak Kara Kartal'ın Raşit Gezal ve Gerson Fernandes transferlerine karşılık vermek istiyor. Kyle Larin için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılar Beşiktaş'ta yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Kyle Larin'in menajeriyle temasa geçti. Tarafların maaş konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Sezon sonunda Ryan Babel ve Arda Turan'la yollarını ayıracak olan Galatasaray sol kanada Kyle Larin takviyesi yapmak istiyor. Larin'in menajeriyle temasa geçen Cimbom, maaş konusunda orta yol bulunması halinde transferi gerçekleştirip ezeli rakibinin daha önce yapmış olduğu hamlelerine cevap vermiş olacak. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Kyle Larin 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Son 2 yılda ederini neredeyse 4 kata katlayan Kanadalı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sezon sonu gidiyor. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talebi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor. Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar Kerem'e hayran oldu. Brentford 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil çok iyi anlaştığı Kerem'le ilgili olumlu referans verdi. Premier Lig ekibi Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından iyice uzaklaşan Galatasaray sezonun 29. haftasında Ali Samiyan Spor Kompleksi Nef Arena'da Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu maçta kazanmayı bilen Sarı Kırmızılar önemli bir 3 puan elde ederek Süper Lig'deki 29. maçında 10. galibiyetine ulaşmayı başardı. İstanbul'da saat 20'de başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray iddialı bir 11 ile başladı. Geçtiğimiz maçta Barcelona ile deplasmanda berabere kalan Cimbom Beşiktaş'ı yenerek moral artırdı. Beşiktaş karşısında 3 puana uzanan Sarı Kırmızılar kısa bir süre sonra dünya devi Barcelona'yı saat 20.45'te Nef Arena'da konuk edecek. İstim üstünde olan Cimbom, Barça'yı eleyerek UEFA Kupası'nın en büyük favorilerinden olduğunu göstermek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızıların Beşiktaş karşısında aldığı galibiyet için
Eğer Beşiktaş 3. golü de yeseydi Allah korusun derdik. Beşiktaş dağılırdı. Galatasaray 4 gündür susmayan Beşiktaş'ı resmen tokatlayarak terbiye etti. Bu Galatasaray Barcelona'yı elerse şaşırmam ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Barcelona maçına büyük bir istekle çıkacağı düşünülüyor. Peki sizce Galatasaray dünya devi Barcelona'yı eleyebilecek mi? Galatasaray eler diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray teknik direktörü Domenech Torrent'in cevabı İspanya'yı karıştırdı. Barcelona Galatasaray karşılaşmasının ardından sarı kırmızıların teknik direktörü Domenech Torrent'in İspanyol gazeteciden gelen soruya verdiği cevap İspanya'yı ikiye böldü. Ülkede verdiği cevap yüzünden Torrent saygısızlıkla suçlanırken hakaretlere de maruz kaldığı ifade edildi. Galatasaray teknik direktörü Torrent'in Barcelona Galatasaray karşılaşmasının ardından basın toplantısındaki tavrı İspanya'da yankı uyandırdı. Toplantı sırasında kendisine İspanyolca yöneltilen soruya "Katalanca cevap vereceğim çünkü benim dilim Katalanca. Size tercümesini yaparlar." şeklinde yanıt verdi. Deneyimli teknik adamın bu tavrı sosyal medyada birçok Katalan tarafından beğeniyle karşılanıp ana dilini savunduğu gerekçesiyle alkışlanırken İspanyol basınının bir bölümü tarafından ise tepkiyle karşılandı. Galatasaray teknik direktörünün bu yüzden hakaretlere maruz kaldığı belirtilirken bazı sorulara ise İspanyolca yanıt verdiği hatırlatıldı. Muhabirin sorusunu İspanyolca yanıtlamadığı için saygısızlık ettiği savunuldu. Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez'den Galatasaray'a övgü. Barça'nın eski yıldızı şu sıralarda Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez Galatasaray hakkında "Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatli oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ama hala dağ gibi duruyorlar. Barcelona turu geçebilmek için İstanbul'da acı çekecek." ifadelerini kullandı. Liverpool ve Barcelona'nın eski starı Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, İspanyol AS gazetesine Nou Camp'taki maçı değerlendirdi. Uruguaylı yıldız, "Avrupa maçları her zaman zorlu geçmiştir. Özellikle Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatle oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ancak sahada hala dağ gibi duruyorlar. Bu gibi maçlarda sonuna kadar savaşmalısınız. Agresif olmalı, daha çok koşmalı, maçı rakipten daha çok istemelisiniz. Benim sahada gördüğüm Barça çok yumuşak bir takımdı. Çok küçük parlamalar dışında hiçbir varlık gösteremediler. Xavi'nin takımının ne oynamak istediğini anlayamadım. Barcelona turu geçebilmek için İstanbul'da çok acı çekecek. Benim için büyük bir hayal kırıklığıydı." ifadelerini kullandı.